Chek Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zayıf etkileşimler konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin bakalım bu derste neler öğreneceğiz? Önce bir ona göz atalım. Van der Waals kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Van der Waals kuvvetlerini kendi arasında dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri ve dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani bir diğer adı London kuvvetleri olmak üzere 5 kısımda inceleyeceğiz. Biraz uzun gibi görünüyor ama oldukça kolay bir kısım aslında. Çok da gözümüzde büyütmememiz lazım. Zayıf etkileşimlerden, van der Waals kuvvetlerini gördükten sonra daha hidrojen bağıyla tanışacağız. Hidrojen bağı bizim için çok değerli olacak çünkü zayıf etkileşimler arasında en güçlüsü olarak karşımıza çıkacak. O zaman dersimize başlamadan gelin önce bir ödevlendirmemizi yapalım. 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından sayfa 120 6'dan 132'ye kadarki kısmı yapıyoruz gençler. Konuyu bir güzel buradan pekiştiriyoruz. Daha sonrasında tabii ki iyice konuyu öğrenebilmemiz için Dinamo Soru Bankası'ndan da sayfa 121'den 128'e kadarki kısmı çözüyoruz ve konuyu iyice ne yapıyoruz öğreniyoruz. O zaman haydi gelin bakalım hız kesmeden dersimize başlayalım. Müzik Evet, öncelikle derse başlamadan önce kimyasal türler arası etkileşimleri ne yapacağız arkadaşlar? Bir hatırlamamız lazım. Şu ana kadar neler gördük burada? Güçlü etkileşimlerle daha önceden ne yapmıştık? Tanışmıştık. Bir de tabii ki bugünkü dersimizde zayıf etkileşimlerle tanışacağız. Güçlü etkileşimlerde ne görmüştük? İyonik bağ kavramıyla tanışmıştık. Kovalent bağ kavramıyla tanışmıştık. Metalik bağ kavramıyla güçlü etkileşimlerde tanıştık. Güçlü etkileşim neyince atomlar arası etkileşimlerle etkileşimler aklımıza geliyordu. Atomların arasındaki etkileşimler güçlü olduğundan dolayı da bize kimyasal bağı hatırlatıyordu. Bugünkü derste de işte zayıf etkileşimleri göreceğiz. Van der Waals kuvvetleriyle tanışacağız. Hidrojen bağıyla tanışacağız. Özellikle de güçlü etkileşimle zayıf etkileşim arasındaki farkı bilmemiz lazım. Zayıf etkileşimlerde bakın artık atomlar arası değil moleküller arası etkileşimler ne yapacak? Etkin rol oynayacak ve zayıf etkileşim deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle fiziksel bağ gelecek arkadaşlar. Yani kimyasal bağ ile fiziksel bağ arasındaki farkları da aslında bu kısımda ne yapmış olacağız? Tanımış olacağız. Peki zayıf etkileşimleri aslında biz neye göre ayırt edeceğiz? Bakın bir etkileşimin güçlü veya zayıf olması aslında bağ enerjisine bağlıdır. Biz bağın enerjisine bakarak bu kimyasal türleri ne yapabiliriz? Sınıflandırabiliriz. Eğer şayet e, baktığımızda bağ enerjisi 40 kilojulden daha yüksek ise işte biz buna güçlü etkileşim adını vereceğiz arkadaşlar. Yani kimyasal bağ deyince kesinlikle bağ enerjisi ne olacakmış? 40 kilojulden büyük olmalıymış. Ama zayıf etkileşimlerde 40 kilojulün altında bir bağ enerjisi gözlemleyeceğiz. Bakın burada örneklerimiz var. Kalsiyum oksit 3414 kilojul enerji alarak kalsiyum ve oksijen iyonlarına ne yapmış arkadaşlar? Katyonuna ve anyonuna ayrışmış. Bu çok ciddi anlamda yüksek bir enerji. O zaman diyoruz ki burada güçlü etkileşimler aslında ne yapıyor? Etkin rol oynuyor. Ama ikinci öncülde verilen yani bu örnekte verilen enerjiye bir bakar mısınız? 35,3 kilojül. Baktığımızda bu enerji 40 kilojülden küçük. Yani burada aslında fiziksel bağ ne yapmış olacak? Etkin rol oynayacak. Ama burada ise kimyasal bağ yani güçlü etkileşim etkin rol oynayacak. Peki kimyasal bağlar Oluştuğunda ya da koptuğunda yeni kimyasal türler mi meydana gelecek? Evet tabii ki çok ciddi anlamda bir enerjiyle zaten ne yapıyorduk? Bağları kopartıyorduk. O yüzden de kimyasal bağ eğer şayet koparsa maddenin kimliği değişir arkadaşlar. Ancak fiziksel bağlarda yani zayıf etkileşimlerde o bağın kopması ya da oluşmasında maddenin kimliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Bu ayrım bizim için çok önemli. Ne olabilir? Tabii ki fiziksel halinde mesela değişiklik olabilir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçebilir ki bu örnekte de metil alkol sıvısı neye geçmiş? Bakın gaz hale geçmiş. Güzel. O zaman biz bir etkileşimin güçlü mü, zayıf mı olduğunu nasıl anlıyormuşuz? Bağ enerjisine bakarak anlıyormuşuz. O zaman gelin zayıf etkileşimleri artık kendi içinde birazcık detaylandıralım. Van der Waals kuvvetleri demiştik, hidrojen bağı demiştik, ikiye ayırmıştık. Bakın buradan hidrojen bağına ben yıldız attım. Neden? yıldız attınız hocam derseniz hidrojen bağı zayıf etkileşimler arasında en güçlü etkileşimdir. Yani en kuvvetli etkileşimdir. Ancak bakın bu güçlü etkileşimlerden daha güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Zayıfların arasında en güçlü. Yani dipol dipol, iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol gibi etkileşimlere kıyasla, van der Waals kuvvetlerine kıyasla hidrojen bağı nedir diyeceğiz? Güçlüdür diyeceğiz. E van der Waals kuvvetlerinde, London kuvvetleri ise bizim için zayıf etkileşimler arasında en zayıf etkileşim olarak ne yapılacak arkadaşlar? Adlandırılacak. O zaman diyoruz ki bu ayrım bizim için önemli. Zayıf etkileşimlerde en güçlüsü hidrojenken en zayıfı kimmiş? London kuvvetleriymiş. Hidrojen bağı madem bu kadar güçlüyse nedir bu hidrojen bağı diyecek olursanız, e, hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen ve azot atomları ile aslında oluşturduğu molekülleri görünce bizim aklımıza hidrojen bağı gelecek. Bakın burada 7 tane bileşik yazılı. Bunlardan biri NH3 amonyak, öbürü su molekülü H2O, hidroflorik asit HF ya da CH3OH metil alkol. Yine aynı şekilde etil alkol C2H5OH ya da formik asit yani karınca asidi. Onun yanında verilen asit ise sirke asidi asetik asit. Bu 7 molekülü gördüğünüz gördüğümüz anda kesinlikle aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Hidrojen bağı gelecek. Lütfen unutmayalım. Peki biz bir etkileşimin yani Van der Waals kuvveti olup olmadığını nasıl belirleyeceğiz? Hangi etkileşim acaba dipol dipol? Hangi etkileşim iyon dipol ya da hangi etkileşim dipol indüklenmiş dipol nasıl ayırt edeceğiz? Burada bakın etkin rol oynayacak şey molekülün polarlığı apolarlığıdır arkadaşlar. Ve biz moleküllerin eğer polar mı apolar mı olduğunu bilirsek e, Van der Waals kuvvetlerini çok iyi yapabiliriz. Çünkü polar moleküllere biz dipol adı vereceğiz. Apolar molekülleri ise indüklenmiş dipol adını vereceğiz. O zaman biz molekülün polar mı apolar mı olduğunu bilirsek bu iş çok kolay olacak. Peki nasıl anlayacağız bir molekülün polar mı apolar mı olduğunu? Çok dikkat edin molekülde Merkez atomda eğer ortaklanmamış elektron çifti varsa o moleküle biz arkadaşlar polar molekül adını vereceğiz. Eğer şayet e, ortaklanmamış elektron çifti içermiyorsa merkez atomumuz molekülümüz ne olacak hocam? Apolar molekül olarak adlandırılacak peki biz bunu nasıl belirleyeceğiz? Bakın burada bu moleküllerin polar mı polar mı olduklarını belirleyelim demişler. Ve örnek olarak da H2O'ya H2S'i vermişler. Tabii ki önce gelin su molekülüyle bir başlayalım. Oksijenin bakın atom numarası 8. Normalde biz bunu nasıl açarız? 2'ye 6 diye açarız. Yani Lewis nokta yapısına göre oksijende toplamda son katmanda 6 elektron var. 6 tane noktayı ne yaptım arkadaşlar? Lewis'e göre yerleştirdim. Yerleştirdiğim zaman oksijenin Yalnız kalan elektronları bağlayıcı elektrondu. Ee, şurada bulunan çift olan elektronlar ise ortaklanmamış elektron çiftiydi. Peki H2O'da o zaman oksijen atomu ne yapacak? Ee, yanındaki iki hidrojenle bağ yaptı. Yani şu yalnız olan elektronlarımız bağ yapmış oldu. Ee, ortaklanmamış elektron çiftleri de şu şekilde ne yaptı? Kaldı. Bakın burada en çok bağ yapan atom oksijen. İki bağ yaptı çünkü. O zaman diyoruz ki oksijen burada merkez atom. Yani bir atomun merkez atom olup olmadığını anlayabilmek için diyeceğiz ki en çok bağ yapan atom kimse ona bakacağız. O bizim için merkez atom olacak. Genellikle de merkez atom S, N, O, P gibi ya da karbon gibi elementler olacak. Yani kükürt, azot, oksijen, fosfor veya karbon sinop diye bunu kodlayabilirsiniz. Merkez atom olarak karşımıza çıkacak. Peki o zaman su molekülünün oksijen atomunun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinin varlığı biz aslında su molekülünün ne olduğunu gösterdi. Polar bir molekül olduğunu göstermiş oldu arkadaşlar. Aynı mantıkta bakın kökürdü de açacak olursak 2, 8, 6 diye 16 elektronu ne yaptık? Açtık. H2S tıpkı H2O gibi şu şekilde ne yapılacak arkadaşlar? Açılacak. Yani aynı su molekülüne benzeyecek açılımı ve yine aynı şekilde merkez atom kökürt olacak için ortaklanmamış elektron çifti de içeriyor. O yüzden H2S molekülü de su molekülü gibi polardır diyebiliriz. CH4'e bakalım. CH4 karbon merkez atom olacak burada. Karbonun atom numarası 6. 2'ye 4 diye açılmaz mı? O zaman karbonun bakın 4 tane bağ yapabilme özelliği var. O zaman yanına ne geldi? Hidrojen atomları geldi. E burada merkez atomda karbon üstünde hiç ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Olmadığına göre CH4 molekülü nedir diyeceğiz. Apolar bir moleküldür diyeceğiz. Yine aynı mantıkta NH3 molekülünün de polar mı apolar mı olduğunu gelin belirleyelim. Azotun atom numarası 7. Nasıl açılır? 2'ye 5 diye açılır. Peki o zaman diyoruz ki azotun 5 tane değerlik elektronu var. Yani aslında e, bu 5 değerlik elektronu yerleştirdiğimizde 3 bağ yapabilme özelliğini görüyoruz. 3 e, tane hidrojen de bağ yapmasını istedim zaten. O zaman şu yalnız olan elektronların yanına ne gelecek gençler? Hidrojen atomları gelecek. Böylelikle merkez atomda ortaklanmamış elektron çiftini ne yaptık? Yakaladık. Varsa da ne demiştik? Polar demiştik. nh 3 molekülünde polar olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Aynı mantıkta son olarak bir de karbondioksiti açalım. Karbon 4 bağ yapar demiştik. oksijen de 2 bağ yapabiliyordu. O zaman şu şekilde bakın ne yapacağım? Açacağım. Burada oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri bizi ilgilendiriyor mu? Tabii ki ilgilendirmiyor. Çünkü biz neye bakacaktık? Merkez atoma bakacaktık. Eğer merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa o zaman polar oluyordu. E karbon burada 4 bağ yaptı ama bu oksijen iki bağ yaptı en çok bağ yapan atom karbon olduğu için karbonun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerine bakmanız lazım e olmadığına göre karbondioksit molekülü nasıl bir moleküldür apolar bir moleküldür diyebiliriz o zaman an itibariyle bir molekül polarsa dipol diyeceğiz bir molekül apo varsa da ne diyeceğiz arkadaşlar indüklenmiş dipol adını ne yapacakmış alacakmış ve Böylelikle aslında biz Van der Waals bağlarını 5'e ayırmıştık. İşte o 5 kısımda inceleyeceğimiz yerde molekülün polarlığı apolarlığı etkin rol oynayacak. Mesela dipol dipol etkileşimi deyince iki tane polar molekülün bir araya gelmesi sonucunda oluşur diyeceğiz. Polar moleküller kalıcı dipoller oluşturacak ve bunların arasında dipol dipol etkileşimi ne yapılacak gözlenecek. Ya da bir molekül polarsa öbür molekül apolarsa diyeceğiz ki dipol indüklenmiş dipol vardır. Aa, o zaman diyoruz ki dipol polar demekti, de indüklenmiş dipol de apolar demekti. De. Dipol indüklenmiş dipol etkileşim etkileşimlerinde polar apolar moleküller olmalı. Burayı düzeltelim arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler değil, polar ve apolar moleküller arasında gerçekleşen etkileşim ne olacak dedik az önce. Dipol indüklenmiş dipol olacak. Peki İyon ve dipol etkileşimlerine baktığımızda neyi gözlemlemeliyiz? Bakın bir madde yapısında aslında iyon içeriyorsa nedir? İyonik bağlı bir bileşiktir. O zaman biz burada iyon dipol etkileşimlerinde muhakkak bir iyonik bağlı bileşik ya da bir iyon görmeliyiz, katyon yon görmeliyiz. Onun yanında da dipol olabilmesi için polar bir molekül görmeliyiz. Yani iyon dipol etkileşimi deyince iyonik bir katı olacak. Bu katının iyonları ile polar bir molekül olmalı diyeceğiz. Aynı mantıkta indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipolü de inceleyecek olursak apolar apolar iki molekül arasında bu etkileşim görülür ve biz buna ne isim verdik? Bir diğer adına London kuvvetleri adını verdik. Ee, iyon dipol illa polar bir molekülde gerçekleşmez. İyon indüklenmiş dipolde olabilir mi hocam? Tabii ki olabilir. Bir yine aslında iyonik bağlı bir bileşik ile apolar bir molekül bir araya gelebilir. Burada da diyoruz ki şurayı da düzeltelim. Polar molekül değil, iyon ile aslında apolar moleküller arasında ne olur? Bu etkileşim gözlemlenir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman gelin hangi moleküller arasında ne etkileşim var şöyle bir örneğimize göz atalım. Şimdi bakın h 2 az önce açtık polar dedik H2O'yu da aynı şekilde az önce açtık ve polar molekül olduğunu söyledik. Polar demek ne demekti? Dipol demekti. O zaman iki polar molekül arasında ne etkileşimi vardır? Dipol dipol etkileşimi vardır diyebiliriz. Bakın açılımları bilebileceğiniz gibi size kolaylık olsun diye hangi moleküller polar, hangi moleküller apolar diye bir tablo oluşturduk. Burada buradan da ne yapabilirsiniz? Yardım destek alabilirsiniz. Peki burada verilen CH3OH nasıl bir molekül? Bakın tablodan yardım alalım. Polar bir molekülmüş. H2 ise nasıl bir molekül? molekül olacak. Tabii ki apolar bir molekül olacak. O zaman diyoruz ki bu polar, bu apolar ne olacak? Polara biz ne diyorduk? Dipol diyorduk. E apolar moleküle de ne diyorduk? İndüklenmiş dipol diyorduk. O zaman bu iki molekülün arasında dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi vardır diyebiliriz arkadaşlar. Geldim buraya. Sodyum klorür vermişler. Bakın sodyum bir metal. Klor ise bir ametal. Yani metal ametal arasında ne vardı? İyonik bağlı bileşik oluşuyordu değil mi? O zaman iyonlardan oluşmuş iyonik bağlı bir bileşik görüyorsunuz. O zaman diyoruz ki su da polar bir moleküldü. E buradan da iyon gelecek. Yani bunun arasında nasıl bir etkileşim olur? İyon Dipol etkileşimi ne olur arkadaşlar? Gözlenir. Unutmayalım. iyonik bağlı bir bileşik varsa oradan ne gelecek bize? iyon gelecek demiştik. Peki karbondioksit ve CH4 molekülleri arasında bakın karbondioksit nasıl bir molekül? Apolar. Az önce açtık. Aynı şekilde CH4'ü de açılımını yapmıştık. O da apolar bir moleküldü. O zaman diyoruz ki ikisi de apolar olduğuna göre apolar molekülleri biz indüklenmiş dipol derdik. Karbondioksit indüklenmiş dipol oldu. Yine aynı şekilde CH4 ile indüklenmiş dipol etkileşimini sağlamış oldu. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipole de ne? ne, isim vermiştik arkadaşlar? London kuvvetleri adını vermiştik. Güzel. O zaman bunların arasında da ne gözlemleniyormuş? London kuvvetleri gözlemleniyormuş. O zaman gelin Van der Waals bağlarını gördük. Tanıdık. Bir de bunların arasındaki en zayıf olan London kuvvetlerini de daha detaylı bir şekilde göre. Şimdi biz ne söyledik? Dedik ki apolar moleküller arasında yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olan etkileşimlere ne denir? London kuvveti adı verilir dedik. London kuvvetleri bakın zayıf etkileşimler arasında en zayıfıydı. Hatırlayalım. Bu bizim için önemli bir bilgiydi. Peki bu London kuvvetleri neye bağlı olarak değişir? Bir de ona göz atmamız lazım. Bir molekülde elektron sayısı artarsa aslında ne olurmuş? London kuvveti artarmış. Yine aynı şekilde bir molekülün kütlesi artarsa arkadaşlar London kuvveti artarmış. London kuvvetin artması aslında etkileşimin güçlü olduğu anlamına geliyor. Yalnız bu güçlüden kastımız tabii ki güçlü etkileşim değil. London'ı kendi içinde kıyaslıyoruz. E, o zaman diyoruz ki elektron sayısı ne kadar fazlaysa London kuvveti o kadar fazla. Yani etkileşim o kadar fazla. Bu da neye etkileyecek derseniz erime, kaynama noktasını etkileyecek arkadaşlar. Mesela burada molekülleri vermişler fluor Klor, klor brom iot bakın bu kim bunlar 7a grubu halojenleri periyodik cetvelde şu şekilde hatta yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyordu Aşağıya doğru farkındaysanız elektron sayısı ne olur? Artar. Molekül büyür. Molekülün büyümesi aşağıya doğru bunlardaki London kuvvetlerinin artmasını mı sağlayacak arkadaşlar? Evet. E London kuvveti arttıkça da kaynama noktası ne olur demiştik? Artar demiştik. O zaman bakın tablodan da kontrol edin. Aşağıya doğru ne olmuş? Kaynama noktası artmış. Yani bu şekilde London kuvvetlerini elektron sayısına bağlayarak ne yapabilirmişiz? Kıyaslayabilirmişiz kendi için. Şimdi de burada bir notumuz var. Notumuz diyor ki soygazlar apolar moleküllerdir. Aa, o zaman biz soygazların apolar olduğunu söylersek soygazların London etkileşimi yapabileceğini de ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şu ana kadar atomlar arası etkileşimlere güçlü etkileşim adını vermiştik. Ancak bakın burada güzel bir istisnai bir durumumuz var. Soygazların atomları arasında güçlü etkileşim görülmez arkadaşlar. Çünkü soygaz dediğimiz şey bağ yapmaz. Bileşik oluşturmuyordu kararlı bir yapıya sahip sahipti. O yüzden bir tek soy gazlarda atomlar arasında zayıf etkileşim olan London etkileşimi vardır. Bu bilgi çok önemli bizim için. Gelin 8A grubu yani soy gazları kıyaslayalım kendi arasında. Helyum vardı, neon vardı, argon vardı değil mi soygazlarda? E peki yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor arkadaşlar? Elektron sayısı artıyor. O yüzden de ne diyeceğiz buraya? Tabii ki elektron sayısı arttığı için London kuvveti aşağıya doğru ne olur? artar. O zaman argonun atomlarının arasındaki London kuvveti en güçlüdür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. London kuvvetleri bizim için değerli. Yine bir diğer bizim için değerli olan kısım neydi arkadaşlar? Hidrojen bağıydı. Az önce söyledik dedik ki hidrojen bağı hidrojen atomunun aslında elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen ve azot atomları ile oluşturduğu moleküllerde bulunur dedik. Örneklerini verdik. Kesinlikle bu örnekler örnekleri görünce aklımıza ne gelecek? Hidrojen bağı gelecek. Bakın burada verilen örneklerin tamamı polar moleküller olmasına rağmen hem kendi molekülleri arasında hem de birbirleriyle hidrojen bağı oluşturacak arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Mesela NH3 NH3 molekülleri arasında ne vardır? İkisi de polar polardır. Dipol dipol etkileşimi görülür aslında. Ancak burada etkin rol oynayacak şey hidrojen bağıdır. Bu listeden seçeceğiniz herhangi iki molekül arasında da hidrojen bağı vardır. Mesela bu sefer de NH3 ile kimi seçelim? CH3, OH'ı seçelim. Yani metil alkolü seçelim. İkisinin arasında ne görülecekmiş? Hidrojen bağı görülecekmiş. Evet bu moleküller polarmış ama bu moleküllerin hem kendi arasında hem de birbirleriyle oluşturulmuş oluşturduğu etkileşimler neymiş? Hidrojen bağı olarak adlandırılıyormuş. Bunları bir kısmımız var. Bakın burada acaba bizim için nasıl bir bilgi saklı gelin bir de ona göz atalım. Az önce aslında söylediğimiz şey burada tekrar tekrar vurgulanmış. Bakın HF molekülünü vermişler. Burada da HF molekülünü vermişler. Yine aynı şekilde NH3, NH3 moleküllerini vermişler. Yani bu listedeki molekülleri görmekteyiz. HF moleküllerin arasında kesikli çizgilerle gösterilen bağ nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır. Yani zayıf etkileşimdir. Yine aynı şekilde NH3 bağları arasında kesikli çizgiyle gösterilen etkileşim bir zayıf etkileşim yani fiziksel bağ olan hidrojen bağıdır diyeceğiz. Hadi gelin son ile bunları ne yapalım? Bir pekiştirelim. Şimdi bakın. Yukarıda verilen molekül ve bağlar için hangileri doğrudur demişler. HV molekülünü vermişler. Hidrojen ve flor atomlarının arasında bir bağ var. Farkında mısınız? Düz çizgiyle gösterilmiş atomlar arası bir bağ olduğu için B ile gösterilen bağ bir kimyasal bağdır. Yani güçlü etkileşim midir? Evet. A ile gösterilen ise nasıl bir bağ? Kesikli çizgiyle gösterilmiş ve iki HV molekülü arasında gösterilmiş bir etkileşim. O zaman diyoruz ki moleküller arası etkileşimler zaten zayıftı. Atomlar arası etkileşimler güçlüydü. O zaman A ile gösterilen bağ zayıf etkileşim olduğu için fiziksel bir bağdır. B ile gösterilen ise kimyasal bağdır dedik. B ile gösterilen bağın enerjisi 40 kilojulden büyüktür diyor. Tabii ki büyük arkadaşlar çünkü biz ne öğrendik? Güçlü etkileşimlerde bağın enerjisi 40 kilojulden büyüktü. O zaman bu da bizim için doğru oldu. B ile gösterilen bağ polar kovalent bağdır. Bakın bu molekülün polarlığı ve apolarlığı ile karışmasın. Kovalent bağ deyince güçlü etkileşim aklımıza gelecekti. Molekülün polarlığı apolarlığı zayıf etkileşimlerde. Kovalent bağı biz kendi içinde ikiye ayırmıştık. Eğer aynı cins ametaller bir araya gelirse apolar kovalent bağdı. Ama farklı cins ametal atomları bir araya gelirse polar kovalent bağdı. E hidrojen ve flor birbirinden farklı cinsle ametaller. O zaman diyoruz ki hidrojen ve flor arasında tabii ki Polar kovalent bağ mı söz konusu? Evet o zaman bu öncülümüzde ne oldu arkadaşlar? Doğru geldi. Peki HV molekülü polar bir moleküldür diyor. Bu da doğru mu? Evet doğru. O zaman diyoruz ki cevabımız E seçeneği olarak ne oldu? Karşımıza çıktı. Bir diğer sorumuz çok güzel bir soru. Buraya kocaman bir ünlem atalım. Bu bilgiyi kesinlikle bilmeniz lazım. Benzer benzeri çözer arkadaşlar. Yani bir molekül polarsa polar çözücü de çözünür. Eğer bir molekül apolarsa da o molekülü benim çözebilmem için apolar bir çözücüye ihtiyacım var. Yani bu şu demek oluyor. Polar polarda çözünür. Apolar apolarda çözünür. Polar bir molekülü siz apolar bir molekülün içerisine atarsanız çözünme olayı ne yapmaz? Olmaz. Buna göre de zaten bizden hangisinin suda çözünmesi beklenmez diye soruyor. Şimdi su dediğimiz molekül H2O neydi? polar bir moleküldü. O zaman bu moleküllerden hangisi aslında polar değildir diye bize soruyorlar. H2S'in az önce polar olduğunu söyledik. Aynı şekilde hidroklorik asit, asitler ve bazlar da polar moleküllerdir. Çünkü suda çözünürler. O zaman bu da hidroklorik asit tuz ruhu da suda çözünür. Bu da polar polar etkileşimleri yani dipol dipol etkileşimlerini oluşturur. Amonyak NH3 suda çözünür. Çünkü kendisi polar bir moleküldür. Deniz size de verilen neydi? Metil alkol CH3OH da polar bir moleküldü. Bu da cepte. E o zaman Edirne'ye dikkat eder misiniz? Karbondioksit. Hatırlayın, açılımına göre karbondioksitin merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti yoktu. Yani karbondioksit apolar bir molekül olduğundan dolayı suda ne yapmaz diyeceğiz arkadaşlar? Çözünmez diyeceğiz. Peki bir diğer sorumuz ise London Kuvvetleri ile alakalı bir soru. London Kuvveti'nin elektron sayısı arttıkça bize arttığını söylemişler ve hangisinin de London Kuvveti en büyüktür diye soruyorlar. Ne yapacağız? Atomun yapısında öğrendiğimiz elektron sayısı hesaplamayı burada kullanabiliriz. Bakın bir hidrojen atomunda bir tane elektron var ama burada iki hidrojen atomu olduğu için iki elektron gelmiş oldu. Helyumun elektronunu yine bize 2 diye vermişler. O zaman bunların elektron sayıları eşit. O da cepte. Peki karbondioksite geldim. Karbondan kaç elektron gelecek arkadaşlar? 6. Oksijenin bir tanesinden 8 elektron geliyor. 2 oksijenden 2 çarpı 8'den 16 elektron geldi. Yani toplamda burada kaç elektron var? 22 elektron var. Peki CH4'e geldiğimizde karbondan 6 elektron geldiğini görüyorum. E, hidrojenin bir tanesinden 1 elektron geliyordu. Burada 4 tane hidrojen var. O zaman 4 elektron geldi. Toplamda 10 elektron oldu. Ve en sonunda E en seçeneğinde de İki tane oksijen atomundan bahsediyor. Bir oksijenden 8 elektron geliyorsa buradan 16 elektron ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. E elektron sayısı arttıkça London kuvveti ne oluyordu? Artıyordu. En büyüğünü sorduğuna göre cevabımız ne gelmiş oldu arkadaşlar? C seçeneği gelmiş oldu. Peki bir diğer sorumuzda ise hangilerinin arasında dipol dipol etkileşimi görülür diye sormuşlar. Dipollük ne demekti? Polarlık demekti. O zaman diyoruz ki hangi öncülde verilen moleküller polar polar yapıya sahiptir? O2 ve helyum Tabii ki apolar apolar iki molekül. O zaman burada London kuvvetleri görülür. O gitti. Birinci öncünü eledim. H2S polardı. Su da polardı. Polar polar molekülü bulmuş oldum. BH3'ü açtığınızda yine aynı şekilde şu şekilde açıldığını göreceksiniz arkadaşlar. E, tablomuzda da olması gerekiyor. Yani merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. O yüzden BH3 molekülü de apolardır. E, CH4 de apolar. O zaman burada da London etkileşimi etkin rol oynar. Peki dördüncü de karbondioksit apolar bir moleküldü. NH3 polar bir moleküldü. Apolara indüklenmiş dipol diyorduk. Polara da Dipol diyorduk. En dipol, dipol etkileşimi var. Yine dipol dipolu ne yapamadık? Yakalayamadık. O zaman sadece cevabımız ne geldi? Yalnız iki gelmiş oldu. Güzel. Bu sorumuzda ise aşağıda verilen moleküllerden hangisinin molekül içi bağları polar ama molekülün kendisi apolardır diye soruyor. Bakın az önce söylemiştik molekül içi deyince aynı cins ametallerden mi oluşmuş farklı cins ametallerden mi oluşmuş diye Atomların arasına bakarız ama molekülün kendisinin polarlığı apolarlığında ne dedik? Merkez atoma bakarız. Yani molekülün polarlığı apolarlığı ile molekül içi bağların polarlığı apolarlığı aynı şey değildi. Su molekülü molekül bakımından polardı. Bana molekül bakımından apoları istiyor. Bu gitti. Peki H2S de molekül bakımından polardı. E NH3 de molekül bakımından polardı. HF de molekül bakımından polardı ama karbondioksit molekül bakımından neydi arkadaşlar? Apolardı. O zaman diyoruz ki molekülün kendisi bakımından karbondioksit apolar bir molekül. E hocam molekül içi bağdan kastınız ne? Bakın şurada karbonun ve oksijenin yaptığı bağlar nedir arkadaşlar? Molekül içi bağlardır. Yani bunlar farklı cins ametalat atomlar arasında gerçekleştiği için tabii ki polar kovalent bağ olarak geçer. O zaman karbondioksit molekülü molekül içi bağlar bakımından polarken molekülün kendisi bakımından nedir diyeceğiz? Apolardır diyeceğiz. Cevabımızdan D seçeneği gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, neler öğrendik? Van der Waals kuvvetleriyle tanıştık, hidrojen bağlarıyla tanıştık. Van der Waals kuvvetlerini kendi içerisinde beşe ayırdık ama bu kısım bizim gözümüzü korkutmayacaktı. Dipol deyince Apolar molekül aklımıza geliyordu. İndüklenmiş dipol deyince apolar molekül aklımıza geliyordu. İyon deyince de tabii ki iyonik bağlı bileşikler aklımıza gelecekti. Yani bir katyon, bir anyon görmeliydik ve en sonda da indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol deyince de bir diğer adının London olduğunu unutmayacaktık ve en sonda da ne yaptık? Tabii ki zayıf etkileşimleri ikiye ayırdığımızdan dolayı hidrojen bağlarıyla da tanışmış olduk. Evet arkadaşlar yorumlarınızı çok önemsiyoruz. O yüzden lütfen aşağıya videonun yararlı olup olmadığını ya da bize herhangi bir öneriniz tavsiyeniz varsa bunu ve ödüllü sorunun cevabını bulabildiğiniz mi lütfen bunları yazın ve tabii ki videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.